Hadi Yalı Çapkını'na gidelim, başlamışım hazır. Öf, mis gibi bir dizi. Yalı Çapkını'nda neler oluyor? Neler? Bir de bir pozlar verdiler. Allah'ım, iyice delirecek fanlar. Buyurun. Her bölümüyle ekranlara damga vuran Yalı Çapkını gündemden düşmüyor. Başrol oyuncuları konuşulmaya devam ediyor. Dizideki yakınlaşma sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu bir dergi röportajında gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. İkiliye sosyal medya yasağı mı geldi? Kararın sebebi Mert Yazıcıoğlu mu? O olay çok büyüdü yani. İkili hakkında iddialar alıp başını giderken Kubilay Aka ilk kez konuştu. Kavgayı nasıl anlattı? Mekan çıkışında olan bir şey. Yalı Çapkını. Yayınlandığı günden itibaren reyting savaşında rakiplerine büyük fark atarak reyting listelerini alt üst ediyor. Geçtiğimiz bölüm Ferit'in evli olduğu halde ilişki yaşadığı Pelin'i kıskanıp Seyran'ı bir kafede terk etmesi, üstüne üstlük Seyran'a sergilediği narsist tavır seyirciyi kızdırdı. Seyran'ın gururunu tercih edip evi terk etmesi içleri soğuttu. Dizinin kötü babası Kazım'sa hem Halis Ağa tarafından küçük görülmesi hem de kızına destek olmasıyla sosyal medyada adeta kahraman ilan edildi. Her hafta yüksek reyting sağlayan dizinin başarısı Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in de ününe ün kattı. Bir derginin kapağı olan partnerler çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mert Ramazan Demir ilk bölümden itibaren yakaladıkları ekran enerjisi sorusuna arkadaş olmamızın etkisi neredeyse her sahneye yansıyor. Birbirimizi bu kadar iyi tanıdığımız için oyun alanlarımızı çok iyi kollayabiliyoruz dedi. Demir'le aynı fikirde olan Afra Saraçoğlu da Mert'in de dediği gibi birbirimizi tanıyor olmamız sahneler enerjisine doğrudan yansıyor. Birbirimize alışkın olduğumuz için daha rahat ve doğal bir akışla çıkarabiliyoruz sahnelerimizi ifadeleriyle yakınlıklarını doğruluyor. Bizim Afra'yla samimiyetimiz zaten yeni değil. Çok eski arkadaşız. İkilinin sosyal hayattaki hareketleri bazı kesimler tarafından yanlış anlaşılmaya devam ediyor. Öyle ki ikili sosyal medya etkileşimlerini azalttı. Bu sosyal medya sınırının Mert Yazıcıoğlu tarafından geldiği söylentileri konuşulmaya devam ediyor. Demir ve Saraçoğlu'nun yakınlaşmaları Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka'yı da rahatsız etmiş olacak ki Aka'nın Demir'le kavga ettiği magazin gündemine bomba gibi düştü. İlk olarak Mert Ramazan Demir'in cevap verdiği tatsız kavga ile ilgili Kubilay Aka'da ilk kez konuştu. Aka, meslektaşlarım hakkında kamera önünde konuşmuyorum dedi. Ya genel olarak şahsi değil, genel olarak hiçbir meslektaşım hakkında kamera önünde konuşmayı doğru bulmadım. Bulmuyorum da. O yüzden bu konu hakkında çok da fazla konuşulacak da bir şey yok zaten. Ufacık bir şey, öyle mekan çıkışında olan bir şey. Alkollü bir mekan. Öyle bir detaya girilmesine de gerek olduğunu düşünmüyorum bu konuda. Çok teşekkür ederim. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu arkadaşlığı daha çok sınav verecek gibi duruyor. Söz yorumcularımızda. Evet, son günlerin muhteşem ikilisi Afra ve Mert. Evet. Bizde bu kadar enerji geçiren şey ne? İlişkilerin olmaması, evet. Sevgili olsa bu kadar olmaz. Olmayabilir. Çok iyi arkadaş olmaları tabii avantaj. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Bazen çok avantaj. Köşelerini, nerede ne yapacaklarını biliyorlar. Mimiklerini biliyorlar. Bir de demek ki iyi de oyuncular. Evet. Yani o önemli. Şimdi bir araştırdık. Mert bayağı figüranmış ya. Muhteşem. Ama birçok zaten başroller hep figüranlık eskilerde. Ne kadar güzel ya. Bak bende şimdi şey var. Yeşilçam'da da birçok. Hepsi çoğu figüran oynayıp başrole geldiler. Yani. Muhteşem yüzyılda. Aynen, al sana iki tane. Mis gibi. No name. Belki de 20 bin liraya, 30 bin liraya, 40 bin liraya kapattıkları iş. Şu anda en az 4 milyon, 5 milyon, 6 milyon lira sadece yayınlandığı gün kazandırıyor. Yine Gülseren Hanım mı? Yani... şey galiba Gülseren tam. Ben söyleyeceğim tam, galiba. Aile tam. Biliyorsunuz Antepli altın. Evet. Yalı Çapkını. Altıncı yani bir aile. Aha. Biz tanıyor muyuz bu aileyi? Kuyumcular, evet, tanıyoruz. Hani ünlü birisine evlendi falan. Evet evet. Ha, onlar.
Yani Allah Allah. Gülseren var ama başkaları da var diye ya biliyordum. Çocuğum çok değişik. Çocuk orada Muhteşem Yüzyıl'da değil mi daha böyle normal bir tipken burada bayağı bir yakışıklı falan başka bir şey. Hikaye tuttu. Yani bu Gülseren Hanım'ın bütün hikayeleri tuttu bu sene. Tabii biz birazcık onu gerçekten bu insanların... Gülseren ismi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun ismini yazıyorum şu an. Gülseren'den çok büyük hikayeler çıktı yani çok bu sene. Herkes hayal kırıklığı uğradı. Yani kime ne, nasıl anlatacağız, ne, nasıl gittik de anlattık dedi herkes. Ben çünkü hayata dair şeyler. Herkes de memnun gibi. Ben size reklam arasında, VTR arasında başka bir şey söyleyeceğim. Çok özel bir bilgiden bahsedeceğim. Şu anda bunu söyleyip insanları zan altında bırakmak istemiyorum. Ama yine de söylüyorum. Hem bu aile için hem diğer aileler için çok çok hatalı bir işmiş Gülseren'e gidip bunları anlatmak. Tabii ki. Herhalde. Tabii. Ben izlerken çok keyif alıyorum. Bu arada rezillik bence yani. Ama şimdiki akılları olsa gitmezlerdi ki zaten ben öyle şeyler de duydum. Herhalde maalesef. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir de o aile dediyse daha büyük rezillik. Tabii bir de o aile dediyse yani başka daha da büyük. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence hiçbir aile de dava açamıyor. Nasıl açsa, açamaz çünkü tabii. Bunları o zaman kabul etmiş olacak tabii. Ki bunlar onlarda. Ay, tabii ya ne kadar. Ama şöyle bir şey olabilir. Hastası olarak gizlilik ister dosyadan. Hastası olarak ben bu kadına gidiyorum. Beni ima ediyor, beni çağrıştırıyor. Yaptığı şey yasak, doğru değil. Ben size aileden bir fotoğraf da göstereceğim. Ay, yani çok acayip. Allah Allah. O kadar. Peki çıkışta Kubilay, çıkışta değil ya. Kubilay konuştu, çıkışta böyle bir şey yaşandı dedi. Evet yaşandı. Yani zaten Mert de bunu kabul etti. Kubilay dediğimiz gibi sen nasıl olur da benim arkadaşımla samimi olursun. Ya sana burada laf düşer mi Kubilay? Mert Yazıcıoğlu ile zaten Mert Ramazan Demir son derece arkadaşlar falan. Aynen hiç çok gereksiz yani bir çıkış. Bak Kubilay'ın hiç o namus şeyi bekçiliği bana geçmiyor ya. Hani zaten. Sadece öne çıkma. Belki ajansı da öyle demiştir. He. Sen biraz orada böyle bir amatör bir ajans çünkü. Bir bıçkınlık var ama çocukta. Sen hani buna bir salça ol demiştir. Bak günlerdir onun kolunu konuşuyoruz. Bu çocuk herhalde sen söylemiştin bu çocuğu ilk değil mi bize? İyi hoş çocuk evet, diye evet, değil evet. Mi? Oradan benim dikkatimi çekti. Sonradan ben buradan çok negatif elektrik aslında almadım. Acaba oradaki yapmış olduğu hareket tamamıyla bununla ilgili mi? Onu da sormak lazım. Yok aslında herkes bununla ilgili olduğunu taraflar kabul ediyor. Zaten kendi de kabul ediyor. Kabul etti. Peki o zaman kızın diye demesi gerekmiyor mu mesela buna? Sana ne oluyor yani bu benim hayatım? Benim erkek arkadaşım bence dedi de. Sana. Bence de bence dedi. Orada. Ne oluyor? %100 dedi demiştir. De orayı yakalayamıyoruz. Oradaki mevzuyu çözemiyoruz. Hani dedi mi demedi mi? Acaba gerçekten Kubilay'a kızıldı mı? Ama kızıl... zaten şok olmuştur zaten orada bir pat diye olan bir olayda. Kubilay ile Mert Yazıcıoğlu'nun da şey samimiyeti Aşk 101'den geliyor. Onlar dijitalde çok iyi bir dizi çektiler. Bu arada çok çok iyi bir diziydi. İkinci sezonuyla falan. Keyifli izlemiştik bu diziyi ama samimi arkadaşlar. Fakat işte herkesin aklına bir yandan yine Hilal Altınbilek aynen geliyor. Hilal Altınbilek de onun sevgilisini aldattığı aynı zamanda Mert Yazıcıoğlu'nun eski sevgilisi olan bir kız. Yani ortalık çok karışık. Ben şimdi gidip bu örnek de veremiyorum şimdi. Ya sen gelip bana diyeceksin ki arkadaşımın sevgilisinden uzak dur diyeceksin. Evet. Ben senin arkadaşın sevgilisi çok yakınım. Uzak dur diyeceksin. Sonra sen aslında benim eski sevgilimle zaten hani takılmışsın. Çok korkunç bir şey. Korkunç tabii yani. Tabii böyle rezillikler çok yaşanıyor yani. O yüzden de doğru söylüyorsun. Hem böyle olacak iş değil yani. De ahlak bekçiliği çok. Bunlar tabii doğru mu değil mi bilmiyoruz ama değil mi? Yani hepsi sabit. Hepsi sabit. Yani Mert Yazıcıoğlu ve Hilal Altınbilek sevgili miydi? Sevgiliydi. Ben Kubilay bu Mert Yazıcıoğlu Hilal Altınbilek yine de. Yani neden hangi dürtüyle yani böyle bir şey yapma gereği duydun? Neden yaptın yani? Çünkü şimdi erkek arkadaşı orada yok ve erkek arkadaşının o kıza bu hareketten sonra demesi lazım ki sen ne yaptın ki bu çocuk burada gelip böyle bir şey yaptı? Veya şunun demesi lazım. Ne lüzumu var? Ben zaten kız arkadaşımdan eminim o oyuncu arkadaşlarına. Yani mutlaka böyle bir konuşmalı. Bu bence çocuk bunu neden kıskançlık yaptı? Yani. Tümüyle kıskançlık bence. Bu da benzer bir olay yaşandı aslında. Benzer derken şöyle. Arkadaşının isim vererek ya evet. Hatırladın mı? Şimdi Caner ve Berkay olayında bütün futbolcular Berkay'a cephe aldılar. Çünkü evet. Caner Erkin futbolcu arkadaşları ve eşiyle Berkay hani maalesef yasak bir şeyler yaşadı ya maalesef. Orada camia olarak Berkay'a zaten bir uyuz oldular. Evet. Oldu. Hani doğru. Burada da acaba aynı vibe mı? Ben yine vibe aldım. Siz de aldınız mı bu vibe'ı? Yani olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Ama gereksiz. Yani herkes kendi sevgilisini, kendi kocasını, kendisi
korusun. Şimdi bazen erkekler mesela o erkek rahatsız olmuyorsa... Ben de yaparım ama. Ben gider derim ki bir arkadaşımın sevgilisinin yanında... Kız demez mi ya, sen bir hadi beni bil demez mi? Desin ben de bir dakika derim. Yok, ya. Sen kötü yani olursun. Tamam ama ben derim. Sonunda sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir şey. Eğer senin arkadaşın çok karakterli bir adam değilse veya kadın değilse neyse... Sen gidersin onun iyiliği için. Dersin ki ne yapıyorsun kızım? Demişsindir de belki. Sen ne yapıyorsun? Bu doğru değil. Bu bilmem ne değil. Sen böyle bir şey ne yapıyorsun? O ama o adam onu kabul ettikten sonra ne yapacaksın? Bir şey bu sefer diyemezsin. Sen kötü olursun. Ki yani anladın mı ne demek istediğimi? Ona bir şey yani diyemezsin. Sonuç olarak sen gidersin arkadaşını savunmak için gidersin. Dersin ki yani sen kızım ne biçim hareket ediyorsun? Ne yapıyorsun dersin. Adam onu kabul ediyorsa. Ama bunu gerçekten savunan birisi ise. Yani, bir de sonra böyle dönüp bir şey de yani arkadaşının sevgilisinin poposunu tutan ve alkollü mekanda sarılan bir adam için diyemezsin bunu. Ha tabii şey de önemli yani fiziksel olarak tamam güzel de kimyası da gerçekten buna el veriyorsa. Eğer bu gerçekten böyle bir şeyse.